Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi. İsrail'in soykırımına karşı İslam ümmetinin devreye girmesi istendi. Toplantıda boykot çağrısı da yapıldı. Bebek katillerine, işgalcilere sesleniyorum. Masumların kan ve gözyaşında boğulacaksınız. İsrail barbarlığına karşı Türkiye ayakta. Sivil toplum kuruluşları soykırıma karşı ortak mücadele için bir araya geldi. Ankara'daki toplantıya Diyanet İşleri Başkanlığı ev sahipliği yaptı. Bu noktada yegane çözüm, ümmetin bir araya gelerek zulme ve işgale engel olmasıdır. Toplantıda İsrail vahşetine karşı tüm yaptırımların devreye konulması benimsendi. İslam İşbirliği Teşkilatı daha fazla inisiyatif almaya davet edildi. İslam İşbirliği Teşkilatı daha güçlü inisiyatifler kullanmalıdır. İşgalcilerin zulmünün önüne geçme noktasında en önemli eylem, esasında Müslüman ülke ve toplumların hep beraber diplomatik, ekonomik ve siyasi alanlarda zalimleri ve destekçilerini durduracak bir yaptırımı gündeme getirmelidir. Toplantıya ülke genelinde 54 sivil toplum kuruluşunun temsilcisi katıldı. Vahşete destek veren firma ürünlerini boykot edilmesi istendi. Siyonizmi destekleyen firmaların ürünlerinin kararlı ve devamlı bir şekilde boykot edilmesi, zulüm ve zalimle her yönüyle mücadele edilmesi büyük öneme sahiptir. Çağrı'ya İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan da destek verdi. Türkiye'de bu İsrail'i destekleyen markalara mecbur, muhtaç da değiliz. Boykot hareketinin daha yaygın şekilde yapılmasına da gayret göstermeliyiz.